Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size merserize ipten güzel bir tığ işi örgü modeli göstereceğim. Örgümüz çok basit, çok rahat, iki sırada kendini gösteriyor modelimiz. Yani hep birlikte yapalım. İpim merserize bir ip. İsterseniz daha yün ipliğinden de yapabilirsiniz. Ama yaz geliyor. Ben merserize'den başladım. Çocuk yeleği, çocuk hırkası. Büyüklere göre de kazak yapılabilir, hırka yapılabilir. Şimdi başlıyorum. Bu ipim biraz daha kalın. 4 kat merserize ipi. Elimde mevcut olan bu ipim olduğu için 10 üzerinde göstereceğim. Tığım 3 numara. Bu tığım 2 numaraydı arkadaşlar. 2 numarayla yaptım bunu. Şimdi biraz daha büyük tığ numarasıyla yapayım. Daha güzel görünsün diye örnek. Hep birlikte yapalım. Örneğimiz çok basit. Görünümü çok hoş. Şöyle küçük bir parça da yapacağım. Zincirimi çektikten sonra trabzanlar yapıyorum. İlk sırada trabzanlar yapıyorum. Sıramın sonuna kadar. Evet, sıramın sonuna geldim. Trabzanımı yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şu ilk başı dipten alıyorum. İlk sıramı. İlk birincisini bu şekilde. 1 2 İkincisini hemen yanındakini normal alıyorum arkadaşlar. Yine ipimi üstüne aldım. İkincisinin hemen önünden. Bakın. Üstüne alıyorum. Hemen onun yanındakinden. Trabzanın tepesinden alıyorum.
iki kere de. Yine üstüne alıyorum. Trabzanın bu dibin göbeğinden bağlıyorum. Bir, iki. İkincisini trabzanın tepesinden. Bu şekilde. Şimdi hemen göbeğinden, trabzanın göbeğinden. İkincisini hemen onun yanındaki tepeden. Tepesinden. Bir trabzanın tepesinden, bir tane yanında. Hemen tepeden. İkinci sıra bu şekilde. Bunun da tepesinden. Evet. Birinci sıra, ikinci sıra bu şekilde. Burası tersi. Burası düzü. Şimdi sıra sonuna geldik. Burada 3 tane zincir çekmiştim. Bunu tepesine battım. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Çevirdim örneğimi. Bu sırada hepsini sık iğne batarak sıramın sonuna geliyorum. Bakın sık iğne. Bütün hepsine sık iğne yapıyorum. Sık iğne. Modelimizin tamamı bu şekilde. Çok kolay. Bebek hırkalarında çok güzel duruyor. Çok amaçlı bir örnek. Evet, bunu da yaptım ve burayı da sonunda bakayım. Şimdi yine bir sıra yapıp dönüyorum. Bu sırada bir taneyi atlayıp şurayı atlayıp hemen yanındakine batıyorum. Attım. Üstüne alıyorum. Daha önce şu altta kalan trabzanın tam göbeğinden alıyorum. Tam göbeğinden alıyorum. Biraz gevşek yapıyorum. İki kez. Ve üstüne alıyorum. Yanındakinin, şu üstte kalanın tam tepesinden. Örnek gösteriyor zaten arkadaşlar. Bu altta kalanın göbekten, şu şekilde üstte kalanı tepesinden giriyorum. Yapalım yine. Üste aldım. Bakın bunun göbeğinden biraz gevşek ve uzatarak üstüne aldım. Yanındakinin de yanında. Göbekten ve yanından. Bakın çapraz oldu. Şöyle çapraz oldu. Şimdi yine yapalım. Dipten yanında. Dipten
yanında. Dipten yanında. Ve bunun yanındakinden alıyorum. Şimdi yine bir zincir çekerek, köşeden bir zincir çekerek dönüyorum. Bu sırada yine sık iğne yaparak dönüyorum arkadaşlar. Her bir trabzanın başına üstüne almadan batıyorum. Burası tersi. Ve yine bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu sırayı da yapalım arkadaşlar. Şimdi bunu üstüne aldım. Bakın bu altta. Altta olana göbekten, üstte olanı tepesinden. Altta olanı göbekten. Bu ipin biraz daha ince olduğu için arkadaşlar daha da güzel oluyor. Merserize ip. Bu biraz yine merserize fakat biraz daha kalın. Bir sıra daha yapalım.
Şimdi dönüyorum tersine tekrar. Üstüne almadan batıyorum. Hemen yanındakine sık iğne. Videomu izledikten sonra arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şimdi yine tekrar göbeği dışarı çıkıntısı olanı göbekten. İşte bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Kıvrılıyor burası. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.